Öncelikle hepinize merhabalar. Ben Bengü Kural. 7. sınıfa gidiyorum. 12 yaşındayım. Bugün size bulduğum kolay bölünebilme kurallarını anlatacağım. Öncelikle aslında şöyle gelişti olay. Odamda ders çalışıyordum ve bu karantina sürecinde evimde geçirecek çok fazla vakitim olduğu için bu süreci de ders çalışmaya ve bölünebilme kurallarına verdim. Ve çok güzel de yöntemler buldum. Şimdi bu yöntemleri sizlere anlatacağım. İsterseniz hemen başlayalım 7'ye bölünebilme kuralıyla. Hemen mevcut 7'ye bölünebilme kuralını size okuyorum. Sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla artı 1, artı 3, artı 2, eksi 1, eksi 3, eksi 2, artı 1 sayılarıyla çarpılır. Gördüğünüz gibi sayılar birbirinden bağımsız, yani belli bir örüntüleri yok. Yani bu da ezberlemeyi zorlaştırıyor. Elde edilen sayıların toplamı 7'nin tam katı ise bu sayı 7'ye bölünüyor demektir. Hemen 189 sayısı üzerinde bunu inceleyelim isterseniz. Öncelikle birler basamağını artı 1 ile çarpıyoruz, 9 ediyor. Sonra onlar basamağını artı 3 ile çarpıyoruz, 24 ediyor. Sonra yüzler basamağını artı 2 ile çarpıyoruz, artı 2 ediyor. Sonra bunların hepsini topluyoruz, 35 ediyor. Sonra 35 7'nin tam katı mı diye bulabilmek için 35'i de 7'ye bölüyoruz. Ve gördüğünüz gibi 5 ediyor, yani tam bölünebiliyor. 35 7'ye tam bölünebildiği için 189 sayısı 7 ile bölünebilir. Bir de hemen isterseniz benim daha kolay olan ve daha pratik olan yöntem üzerinde bunu deneyelim. 9'un 2 katı 18 eder. Buradaki sayıya eşit. Bu yüzden bu sayı 7'ye bölünebilir. Hemen başka örnekler üzerinden deneyelim. Örneğin 21 sayısı. 1'in 2 katı 2. Bu yüzden bu sayı 7'ye bölünebilir. Başka sayılara da bakalım. 84. 4'ün 2 katı 8. Bu yüzden bu sayı da 7'ye bölünebilir. 168'e bakalım. 8'in 2 katı 16, bu yüzden bu sayı 7'ye bölünebilir. Hemen bir de bölünmeyen sayı üzerinden deneyelim isterseniz. 74 sayısı, 4'ün 2 katı 8 eder ama burada 7 sayısı var. Bu yüzden bu sayı 7'ye bölünemez. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve çok da pratik bir yöntem. Şöyle. 8'e bölünebilme kuralı. A, B, C, D, E sayısının 8 ile bölünebilmesi için 4C artı 2D artı E toplamının 8 ile bölünebilmesi gerekmektedir. Gördüğünüz gibi söylerken bile neredeyse nefesim tükendi ve size bunu asla anlatabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü çok uzun ve yorucu bir yöntem. Hemen 864 sayısı üzerinde deneyelim. 864 sayısının 8 ile bölünüp bölünemediğini bulmak için öncelikle 4 çarpı 8, 32, 2 çarpı 6, 12, 1 çarpı 4, 4. Şimdi bu bulduğumuz sayıların hepsini topluyoruz, 48. Sonra bu bulduğumuz 48 sayısını 8'e bölüyoruz ki bulabilelim 864'ün bölüp bölünemediğini. 6 çıkıyor, 6'ya tam 8'e tam bölünebildiği için 48 sayısı, bu sayı 864'e de bölünebilir demek. Gördüğünüz gibi şu sayıyı direkt 8'e bölmek bile daha kolay bir yöntem olurdu şunu kullanmaktansa. Ama ben bunun daha kolay bir yöntemini buldum. Hemen aynı sayı, gördüğünüz gibi 864 sayısı. 864 sayısının çeyreğini buluyoruz. Öncelikle yarısını bulalım ki 4'e bölünebilmeyi de bulalım. 4'e bölünebilme kuralının 2 ile 2 basamaklı sayılar için belli bir kuralı yok. Çünkü 4'e bölünebilme kuralımız şöyle. Son 2 basamağı eğer 4'e bölünebiliyorsa bu sayı 4'e bölünebilir ama benimkinde şöyle. 864 sayısının yarısını buluyoruz. 432. 432 sayısı çift bir sayı olduğu için bu sayı 4'e bölünebilir. Şimdi bir de çeyreğini bulalım. O zaman da 8'e bölünüp bölünemediğini bulacağız. 216. 216 864'ün çeyreği oluyor. 216 da çift bir sayı. Bu yüzden bu da gayet kolay bir şekilde 8'e bölünebilir. Şurada yaptığımız onca işlemden sonra burada sadece çeyreğini veya yarısını buluyoruz. Tamam. Ders çalışıyordum ve yanımda bir tane de elma vardı. Elmayı ortadan ikiye keserken aslında çok güzel bir kural bulduğumu fark ettim. Elmayı birleştirdim ve daha doğrusu elma üzerinde neredeyse buldum bile diyebilirim. Sonra tabii ki bunu sayılar üzerinde de denedim ve sayılar üzerinde deneyince de işlediğini görünce burada tüm dünyaya bu bilgiyi vermek istedim.